Maddenin Hakikatini biz kitap olarak yayınladık. Evet. Yaratılış Atlası'nın arka kısmında da var. Ama daha detaylandırarak yeni anlatım yöntemleriyle insanların bu konuyu iyi kavramasını sağlayalım dünya çapında. İnşallah. İnşallah. Çünkü bunu anlayan adamın evrim konusundaki takıntısı zaten kökten hallolmuş oluyor. Evet. Yani ona fosil anlatmaya da gerek yok. Evet. Proteinleri anlat. Çünkü adam ruhu İnşallah. Keşfetmiş oluyor. Ruhun İnşallah. Ne olduğunu anlıyor. Cennetin, cehennemin nasıl yaratıldığını anlıyor. Evet. Yaratılacağını anlıyor. Yani onun sistemini anlıyor. İnşallah. Zamanın ve mekanın gerçeğini anlamış oluyor. İnşallah. Zamanın nasıl algı biçimi olduğunu anlıyor. Mesela Allah katında zaman ve mekan yok. Ama bize göre zaman ve mekan vardır. Bunları görmüş oluyor. Bu gerçekleri görmüş oluyor. Onun için bu hayati konunun her gün mutlaka işlenmesi lazım. İnşallah yani hocam. Onu bölüm bölüm, yer yer alarak, kısa özetlerle kesintisiz anlatmaya başlayacağız inşallah. İnşallah. Bazı konular acil olduğu için bu hayati konuyu beklettik. Ama yani bu kilit, anahtar konudur. Evet. İnşallah. Yani bunu dünya anladığında buna dünyada kimse direnemez. Evet. Yani bu konuyu bilip de iman etmeyecek şuuru açık insan olamaz. Ama bazı insanlar ruh sahibi olmuyor. Evet. Yani gözü oluyor, görmüyor. Kulağı olmuyor, işitmiyor. Kalp gözü de kör diyor Allah. Onlar ölüdürler, siz onlar diri zannedersiniz diyor. Şimdi ölü olanlar, yani ruh sahibi olmayanlar bunu kavrayamayacağı için onlara bir usulen anlatılması lazım. Evet. Tepkisine bakmak lazım. İlk anlatımında anlamaması normal. Ruh sahibi de olsa bir insan ilk anlatımda anlamayabilir. Ama ikinci anlatımda detay verdiğinizde daha hala anlamıyorsa ruh sahibi değildir. Evet. Yani ölüdür. Kur'an'da bahseden ölülerdendir. Şefkatli davranıp bırakmak lazım. Ama ruh sahibi olan hemen anlar. Fakat ruh sahibi olan da işine gelmez. Evet. Çünkü böyle diyor yani maddesine dokunur diyor. İnşallah. Evet, Beril hocam buyursunlar, gelsinler. İnşallah. İnşallah. Yok, o geçer oradan. İnşallah. 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 Şimdi menfaatine dokunacağı için tabii bir kısmını severek dinler ve kabul eder. Ama umumiyetle insanların enaniyetine, nefsine, çıkarlarına, maddesine dokunacağı için ilk reaksiyon olarak anlamazdan gelecektir. Evet. Ama anlamazdan gelme anlaşılır. İnşallah. Yani fazla sürmez o. Kısa süre sonra Belil hocam hoş geldiniz. Buyurunuz. Efendim sefalar getirdiniz. Efendim Kerem buyurdunuz. İnşallah. Maşallah. Bir de bu konuyu anlatırken, maddeyi anlatırken zamanı çok iyi anlatma imkanımız oluyor. Zamanı anlatınca da kaderi çok iyi anlatma imkanımız oluyor. Evet. Ki insanların en çok takıldıkları, açmaza girdikleri konulardan bir tanesi de kader. Maddenin hakikatini anlayan bir adamın zamanı anlamaması mümkün olmuyor. Evet hocam. Yani mutlaka anlar zamanı. Zamanı anlayınca da kaderi anlamaması mümkünsüz. Evet. Maşallah. Anlamaması değil, bir konu olması imkansızdır. İnşallah. Yani net olarak kavrar. Kaderi anlatmamız için de zaten bu konu gerekiyor. Cenneti, cehennemi anlatmamız için yine bu konu gerekiyor. Bu konuyu iyi anlamaları gerekiyor. İnşallah. Ruhun varlığı için zaten ruhunu bizzat kendi görmüş oluyor o zaman. İnşallah. Kendi ruhunu görmüş oluyor zaten. Yani onu İnşallah. Anlatmamız, yani ona iman etmesi diye bir konu olmuyor. Zaten iman edeceği gibi de görüyor. İnşallah. Evet. Değil mi? Gördüğü bir şey aslında hakkal yakindir. Hakkal yakin. İnşallah. Hakkul yakin. Bizzat yakin gözüyle görmüş oluyor. Zamanı ilmel yakin ve hakkal yakin gibi görmüş oluyor zamanın ne olduğunu. Cenneti, cehennemi her şeyi anlar. İnşallah. İnşallah. Onun için anlatımda iyi yöntemler geliştirilmesi gerekiyor. Genelinde anlayanlar, yani zeki akıllı olanlar anlarsalar genellikle bir daha bu konuyu duymak istemezler. İnşallah. Böyle bir risk var yalnız. Yani feci şekilde korkuyor bazısı. Feci şekilde ürküyor. Evet. Bir daha duymak istemiyor. Ama böyle bir bilgidir ki bu.
bir kere bu bilgi alındıktan sonra ömür boyu unutulması diye bir konu yoktur. İnşallah. Onun için kaçmak bir çözüm değildir. İnşallah. Yani düşünmemeye çalışması, kaçmaya. En güzel yapacağı şey samimi teslim olup, akılcı güzelce dinleyip, tam iman edip bu Allah'ın derin sanatını, muhteşem sanatını, bu büyük mucizesini hayretler içinde temaşa etmektir. Evet hocam. İnşallah. Kaçmak Allah'ın belasını cezbedebilir, çıldırabilir bu sefer. İnşallah. Yani aklını atar. Çünkü zaten bakın biz anlatmadan kendi keşfedebilir, o çok tehlikeli olur. Biz anlatırsak en güzel şekilde İnşallah. Anlamış olur. Kendi keşfederse çok tehlikeli olur. Evet. Çünkü biz anlatırken onun Allah'ın bir ihtişamı olduğunu, Allah'ın bir sanatı olduğunu ona göstermiş oluyoruz. Elhamdülillah. O zaman o Allah'a aşık olur. Elhamdülillah. Tam kendini teslim eder. İnşallah. Onun için kaçmak da risklidir bu konuda. Kendinin bulması da riskli olur. Kendi kendini bulması da. Maşallah, evet. Onun için biz önden anlatıyoruz. İnşallah. Yani kendi kendini aniden fark ederse bu tehlikeli olur. Yani ilk defa kendini fark ettiğini zanneder. Bu da çok sarsabilir onu. İnşallah hocam. Ama bizim anlatımımızdan bunun imani bir mucize olduğunu, ama çok büyük bir mucize Maşallah. Olduğunu, Allah'ın varlığını ispatta ana delillerden biri olduğunu evet. görmüş olacaktır. İnşallah. Yani daha Türkçesi bu konuyu bilen bir insanın iman etmemesi mümkün değil. İnşallah. Evet hocam. Her konuyu anlar. İnşallah. Her konuyu anlar. İnşallah.